Bilinçli olarak kuş besleyen bir kişi, kuşlarının sağlıklı üremesi için gün ışığı olmasına, ortamın temiz ve havalandırılmış olmasına, ayrıca beslenmesine dikkat eder. Peki bunlara gerçekten dikkat ediliyor mu? Bodrum atları, çatı katları gibi karanlık loş ortamlarda kuş besleyen, ortamın ısısına dikkat etmeyen, belirli kuluçkadan sonra kuşları dinlendirmeden adeta bir kuluçka makinesi gibi görenler de var. İşte bu sağlıksız koşullarda büyüyen bir yavru nereye gider? Tabii ki pet shop'a. Pet shop'lara evcil hayvanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için gittiğinizde para kazanmanın yanı sıra onları bir canlı olarak gören, gerçekten işinin hakkını veren kaç pet shop dükkanı gördünüz? Kuş üretimhanesinden çıkan bir kuş sahiplendirilene kadar pet shop'larda kalıyor. Peki bu süre zarfında kuşlar doğru ve sağlıklı koşullarda yaşıyorlar mı? Benim gözlemlediğim çok az pet shop dükkanı bu sorumluluğunu yerine getiriyor. Kuşlar maalesef bir vitrin, eşya gibi görülüyor. Temizliğe önem verilmiyor, hasta kuş ile sağlıklı kuş aynı yerde tutuluyor. Bir kafes içine toparlanan onlarca kuş sahiplenmeyi bekliyor. Her bir kuşun satın alma esnasında yaşadığı korku onlar için bir travma olarak kalıyor. Üstelik bu durumu gün içinde birkaç kez yaşıyorlar. Henüz yavruyken çok çabuk evcilleşebilen bir kuş, bir haftadan fazla kötü yaşam koşulları altında yaşarsa bu o kuşun travma ve korkularının artmasına neden oluyor. Anne ve babasından ısrarla kuş aldırmak isteyip, kuş alındıktan bir süre sonra sıkılan çocuklar, sırf çocukları istedi diye kuşları bir oyuncak gibi satın alan anne ve babalar, kedi, köpek vesaire bütün evcil hayvanlar için konuşuyorum. Artık onlar bizim sorumluluğumuzda demektir. Kendi çocuğumuza en güzel yiyecekleri, giyecekleri, oyuncakları alıyorsak bir cana sahip evcil hayvana da aynı doğrultuda yaklaşmamız gerekiyor. Örneğin bir muhabbet kuşu fiyat olarak papağanlardan daha ucuz diye sizce bakımları da mı ucuz olmalı? Günlük değişmesi gereken suyu birkaç günde bir değiştiren, haftada bir temizlenmesi gereken kafesi birkaç haftada bir temizleyen, kendisi veya çocuğu hasta olduğunda doktora koşan ancak evcil hayvanın da hastalık belirtileri göründüğünde kendi kendine iyileşmesini bekleyen, inanın birçok evcil hayvan bakıcısı var. Sağlıklı şartlarda yaşayan bir muhabbet kuşu 8-15 yıl yaşayabilirken henüz yaşını bile doldurmadan yaşamını yitirebiliyor. Üretimhaneden pet shop'a, oradan da eve gelen kuşların birçoğu bakıcılarının ihmal ve sorumsuzlukları nedeniyle maalesef hayatlarını kaybediyor. Üzülerek söylüyorum ki her yıl yüzlerce belki binlerce kuş bu sebeplerden ötürü ölüyor. Sizce sizin evinize gelen kuşunuz gerçekten şanslı bir kuş mu?